Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle E4'te tekrardan beraberim. Japonya serimize kaldığımız yerden devam edelim. En son tekrardan savaş açmıştık. Sicilya'ya devam ediyorduk. Patlayan bir çenimiz var. Ama bu devi patlatmak istiyorum. Çünkü Japonya olarak ilerleme alanım bu dev üzerinde. Lakin kontrollü bir patlama olması lazım. Ming bir daha yani hiç ordusu yok gördüğünüz gibi. Bir kere daha şey yapmaması lazım, çıkmaması lazım. Yani sağlam vurmam lazım ama içlerinden çok da güçlü bir devlet çıkmamalı. İleride benim başım ağrır. Bunlar birbirleriyle el olup daha fazla asker basacak. Bizim tüfekli ordumuza karşı onların kılıçları var. Dolayısıyla kazanacağız. Devam edelim. 5x'e oynayacağım yine. Güzel. Ayrık ayrık işler yapabilirim. Hiç dert olmaz. Şuna bir komutan alacağım. Güzel. İkinci bir lider de kullanalım. Heh. 10 numara lider geldi valla. Bizim vassal da iyiymiş. Bizim şu vassal da iyi çocuk. Nanjing düştü. Benjing'e gidelim. Buraları fazla kurcalamayacağım. İki farklı siege aynı anda yürütürüm. Bu buraya gitsin. Diğer eleman da burayı kuşatsın. Güzel. Şurada erkek bir donanma çıkardı. Bir saniye. Hayırdır? Ne oluyor? Yani ben de öyle tahmin etmiştim. Şurada da bir donanması var. Evet. Dayağına yedi oturdu efendi efendi. İsyancı yaşayacağız. Ki isyan sıkacak burada. Çıksın bastırırız. Usagi Separatist. Separatist isyancısı istemiyorum. Ayrılıkçı bir isyancıya hala hazır değilim. Evet, bu kültürden geliyor. Gelsin, yapacak bir şey yok. Güzel. İki farklı siege'imiz devam ediyor. Kapitol düştükten sonra çok da şey yok, ihtiyacı yok. Population alırım. Agresiflik bizim için sorun değil. Yani yerle agresifliği hiç sorun değil. Yeni isyancımız çıktı. Merkantilizmimizi alalım. Düşmesi çok yakın, uzak değil. Donanmasını bir patlatacağım. Bir daha aynı sorunu yaşamayalım. Şu ikiye bölelim. Şöyle bir bloket yapacağım. Donanması buraya oturduktan sonra geri oturacağım oraya. Önce bir isyancıya döveceğiz. Evet, donanması şimdi yara alacak. Bizden de bir gemi eksikti ama. Büyük gemisi varmış burada. Yani bayağı bir gemimizi kesti doğrusunu söylemek gerekirse. Kadırga farkı. Sorun değil. Biraz hafifledik. Zaten bu savaştan sonra şey yapmamız gerekiyordu. Abartılı bir şekilde donanmamız vardı. Biraz azaltmamız. Ucundan böyle hani berbere gidersin de üstler kalsın dersin ya hani. Çok güçlü donanmamız vardı. Biraz azalttık. Kıstık. Güzel oldu. Direkt kalelere oturacağım. Bana karşı zaten şans yok. Tabi rebelleri keseceğim. Benim tarafımda olan rebellerin çıkmasını istemiyorum. Dukat veririz. Paradan çok bir şey yok. Kapitol'e oturalım. Bir de isyancı. National Unrest elemanını alalım. İsyancı çıkmayı versin. Kore'de bir isyancı yaşayacağız. Yaşayacağız. O yapacak bir şey yok. Şu isyancıyı da keseriz. Ülke çıkmasındansa isyancıyı kesmek daha mantıklı. Bizim için. Mandate 0 olduğu için korkusuzca gidebiliyorum. 100k ordusu bile olsa ben her türlü şey yaparım. Yani umarım ölür ya. Güzel. Gerçi yerine gelen Heir de o kadar iyi değil. Bize güzel bir Heir lazım. Gerçi Heir'in ne olduğunu da hatırlamadım ama biraz tilt olmuştum Heir'e. Önemli değil. Evet, burada gemilerimizi bir yakaladı. Hayırdır aga? Lightship'lerimiz dönmüş. Lightship'lerimiz güçlü bu arada. Bayağı güçlü. Şuradaki isyancıları bir bastıralım. Nerede bu 23K? Sizin için özgürlük getiriyorum ben buraya. Süper. Buraya Carpet Siege atabilirim. İkiye böyle oluyor. Kontrollü bir Carpet Siege atacağız. O da yukarıya mı atıyor? Aynen. Orduyu Hümayun'a yollayalım. Yaklaşık 14k yetecektir ama biz yine de full gidelim ya.
O küpe ekliyor şu an beni de. Yani ne oluyor aga, ne oluyor? Güzel. Mandate of Heaven'dan girdiğim için çok şeye gerek yok. Puana gerek yok. Alacağımız topraklar Banjing State'i. Banjing'i aldım. Şurası hangi state? Orayı da almam lazım. Şöyle aldık. Overextension limitindeyim. Daha fazla abartmama gerek yok. Bütün parasını da çekeceğim bu savaşta. Bana 73 war score lazım yani. Demem bu ki. Gidelim şunun isyancısını keselim. Evet, Kore'de bir ufak bir isyan çıktı. Keseriz öyle Allah. Wipe yedecek. Mandate bu kadar azken hiçbir şekilde şey yapamaz, kurtaramaz. Ana ordu dönsün bakalım. Evet, bir kare daha kurtardık. Daha. Kurtardık dedim, evet. Şey yapacağız. Ne durumdasın? Var, bir kale daha kuşatmamız lazım. Sonra teslim olacaktır. İsyancıyı da kes bakalım. Dini dönüşümler yapmıyoruz. Din değiştirebilirim. Shinto dini çok iyi olsa da Confucian dini daha iyi bir din. O yüzden onu alabilirim. Ama adaptasyonumuz var. Yani yine yapabiliriz. Yapabiliriz. Niye yapmayalım? Nanban limanları geldikten sonra kurtarabilir. Çok fazla toprak koruyacağız. O yüzden admini harcamak şu an bizim için overextension'dan çıkamamak olur. Ki overextension'da yokmuş. Tamam. İyi. Aferin bize. Güzel. Transport ship'lerim 32 tane. Güzel. Şu kaleyi de aldıktan sonra siege yapacak durumu kalmayacak. Merkantilizm lazım bize. Her yerden merkantilizm istiyorum. 4 merkantilizm aldım. Merkantilizm ne kadar önemli olduğuyla alakalı bambaşka bir video çekeceğim. Ve Estate Rehberi yakında gelecek efendim. Ne kadar saçma bir mekanik olduğunu daha yeni yeni görüyorum. Estate'in. Çok güçlü. Acilen nerf gerekiyor. Custom Multiplayer serimizde biz bunu gösterdik. Felaket bir ekonomi yaptık. Tamam, Flanders bölgesinde olmamızdan dolayı bayağı bir avantajlıyız rakiplerimize nazaran, ama çok da Estate'den parayı kırmıştık. O yüzden göstereceğiz onu. Yok, daha fazla abartmayacağım. Zaten alacağım toprak çok fazla. Mançu'ya yürüyeceğim. Bütün toprakları alabilir miyiz? Yani daha fazla zorlamaya gerek yok. Parasını da aldık. Son bir 3000'lük kat daha. Enflasyon yapacaktır bana tabii ki. Güle güle Mink. Seni tanımak güzeldi. Benjing'i de ele geçirdik. Mandate of Heaven savaş sebebinden açmanız demek illa Mandate almanıza gerek anlamına gelmiyor. Almazsın, durur. Takılırsın öyle. Mandate kazandı şu an ama Benjing gittiği için her türlü kaybedecek. Ve bayağı hızlı kaybedecek. Biz tekrardan işgallerimize başlayalım. İlk gideceğimiz ülke hemen bu olacak. Manchu geleceğim. Aa, Manchu'nun şeyiymiş bu. Oo. Biz Manchu'ya gideceğiz. Transpince. Ve Conquest'lerle gidip burada Manchu gibi bir Horde devleti ehlileştireceğiz. Güzel. Kolonilerimiz gitmiş. Hatta biri bitmiş galiba. Oo. Bakayım, 1, 3, aynen. Hemen burada bir beşlik koloni yapalım. Hangi koloni çıkacak burada? Kaliforniya kolonisi çıkacak. Güzel. Bir ayağımız burada yerde olsun. Diğer ordumuz, ayağımız zaten şey olur. Full bina dikebilirim. Tax binalarını fulleyebilirim. Dev basabilirim. Fabrika manufacturing binalarının alayını basabilirim. Tabii en çok en fazla kazandıranı yapacağız da. Ya şunu yapmak lazım. Buna gerek yok. Cooper'a basmak mantıklı. 4,5. Silke'de basmak mantıklı. Biz kazanmıyoruz değil, kazanıyoruz. Trade'e olan etkisi şeyden. Merchant'a verdiğimiz için o yüzden gösteriyor. Ama yine Monopoly geldiği zaman alıyorsunuz o paranızı. Production yerlerimiz bizim sıkıntıda. Oralara 3-5 bir şey sık. Total income arttıralım. Ve bizim shipyard basmamız lazım. Güzel. Bir de. Land for Smith Modifier'dan 3-5 bir şey sıkmam lazım. Evet, hem ekonomi hem askeri hem de ticari bir imparatorluk olacağız. Donanmamız dünyada bir numara olmalı. İnflans kazanabilir, işime yarar. Bunun 4 tane topçu lazım buna. 6 topçuyu çıkartalım. Bir tane de piyade. 2 tane 30'luk her savaş için yetecektir.
Hort bir devletle savaştık ve Hort devleti yoğurduk. Felaket derecede borcu yok ama ekonomisi de kalmadığı için askeri o kadar olmayacak. Obrexansion bittiği anda biz savaşmaya devam edeceğiz. Mongolun üzerine bir şeyler yapabiliriz ama el ayımız. Korçin'e de girebiliriz. Bakın. Hort devletimizin gördüğünüz gibi gayet az bir şey var. Ordusu var. 30 bin. İlk çıktığı zaman 40 binde. Böyle böyle zayıflatacağız. Oryx'tan çıktığımız gün bizim savaş açacağımız gündür. Zaten Manchu terası bitiyor. Manchu ile savaşımızda da daha büyük topraklara ilerleyeceğiz. Aksi ile ilişki kasacağım elbette ki. Bir ajanım orada kalsın. Artık buna claim atmama gerek yok. Sürekli Mandate of Heaven'dan gireceğim için haritasını çalsam daha verimli olur. Fabricate claim değil, hayır. Steel Maps yok mu? Ha, bunların bildiği her şeyi zaten biliyormuşuz, anladım. İlk defa böyle bir şey gördüm. Claim atalım gene de. Ha, öyle at. Güzel. Ticaretimizi buradan ufaktan götürmemiz lazım. Daha güçlü trade notları var. Global Trade benimsememiz lazım. Bayağı. Ekonomi zaten canavar. Teknolojiyi alabiliyorken alacağım. Ondan sonra zaten yeni çağının o matbaanın çıkması söz konusu olduğu için ne yapacağız? Ne yapacağız? Çok güzel soru. D basacağız. Son bir kez. Ondan sonra zaten dev basmamıza gerek yok. Global Trade'i de kendimde çıkarmaya çalışacağım. 24 kat kazanıyoruz ama yetmez. Bizim artık trade portumuz burası olmalı ki trade'den hakikaten adam akıllı 3-5 bir şey kazanabilirim. Local Trade Power'da tax bu şahişin daha para kazandırıyor ama trade'de niye olmasın? Yani trade daha iyi. Trade değişmeyen tek local. Oyun başı, oyun sonu, oyun ortası olarak. İleride tabi artıyor ayrı. Güzel. Evet, kolonimiz bitti. Niye buraya atıyor sürekli? 1, 2, 3, 4, 5. koloniyi de atalım. Burası biraz dolduktan sonra dur, neresi? Bizim koloni nerede? Burası biraz dolduktan sonra buradaki kolonisti alıp buraya atacağım. Diğer bir koloniyi. Yakın bir zamanda da büyük bir savaşa gireceğiz tekrardan Çin'le. Gördüğünüz gibi Çin'in isyancılarını bastırdım çünkü çok patlaması işime gelmiyor ama diri de kalması gene işime gelmiyor. Burada bir isyancı çıkmış. Independence istiyor. Ha. Güzel korladık hemen. Korumuz bittiği gün Manchu ile savaştayız. Şimdi Korelilerin bittiği anda benim direkt ilk yapmam gereken şey Meksika'nın fethini hemen başlatmam. 5 province alacağım. Geri kalanını benim kolonimi halledeceğim. 5 province alacağım. Koloni kurulacak. Her ne olursa olsun. Ondan sonra bizim çocuk halledecek. Burayı hemen state yapıyorum. Çok önemli bir state. Ve burası yine biriken bir trade power. İkinci kurunu atmak lazım. Buraya da stake yap. State yap. At bakalım. Süpersin. Ticaretimi artık buraya aktarabilirim. Burada korsanlık yapmamı gerektiren hiçbir durum yok. Hatta sizin mission'ınızı iptal edin. Cancel mission'de. Biraz tamir olun. Yaralanmışlar bayağı. Çocuklar. Askeri teçhizi de alacağım. Trade portları da geliştirmek lazım. Rezillik yani şu an trade portlarımız. Evet, burada collect atacağız ki atıyormuşuz. Recall the merchant. Dur. Orada collect atmamamız lazım. Bir saniye. Hatlar karıştı. Burasının 44 ne? 44 dev mi? Oo. Oo. Oo, güzelmiş. Çok iyiymiş bu arada. Hemen burayı şey yapacağım. Ticaret limanı yapacağım. Her şeyi ne varsa buraya aktaracağım. Benjing Trade adına.
Şimdilik. İleride Malakka bizim için en önemlisi. Transfer Trade Power'ı aktar bakalım. Buradan da transfer et. Tabi burayı almadan bu biraz mantıksız bir hareket oldu galiba. Bakacağım bir. Engelliyor mu? Ver. Evet, buradan oraya verimli bir şekilde aktaramıyoruz. Anladım. Saçmaladık yani az önce. Kötü oldu lan. Buraya trade chip atarsak hepsini aktarabiliyor muyuz? Muhtemelen evet. Green dur. Neydi? An. Yani 9 dukat aktarabiliyormuşuz. Bizim parayı biri yiyor ama kim yiyor acaba? Burada collect atacağız şimdilik. 17 trade'den kazanıyormuşuz. Şimdi bakalım ne kadar kazanacağız. Evet. Puan yerine şimdilik para lazım bize. Manchu'dan, şey Manchu demişim. Çin'den bu eyaletin tamamını almaya hak kazanacağım birazdan. Disiplin Advisors'ını alacağım. Biraz oçağa geldik çünkü. ID'ya gitmeyeceğim. Asker teknoloji alacağım. Evet, paranın en azından bir kısmını kullanıyoruz. 17 kazanıyoruz burada. 8 oradan, 15 buradan. Bakın 15 buradan gidiyor ama burada çok az para kazanıyoruz. Yani şu an biraz hata yaptım burada limanım olmadan. Dedim hani kazanırım nasıl olsa hepsini alırım dedim ama o da Çin vermedi. Bu trade node almadan buraya aktarmamak lazım. Nasıl yaparız? Burada collect atarak yırtarız o işten. Hani collect aynen daha iyi kazanacak. Gördünüz. Ancak böyle. İyi. Tabii collect'ten daha az kazanırız da burada. Çözeriz. Çözemeyeceğimiz bir şey değil. Benim acilen Manchu ile savaşmam lazım. Trust ne zaman bitiyor? 65 yılında. 2 yılımız var. İyi. İsyancı gelecek mi? Var mı isyancımız? Var. Basit bir isyancı. Manpower elbette. Para elbette. Ne manpower? Şuraya bir tane otonomi bas. Şimdi onun isyancısıyla uğraşamazdım. Idea değil de teknoloji alacağım. Military teknoloji. Cannon'ları geliştirelim. Gel bakalım. Hemen bu çocuğa gireceğiz. No leader'da kalmayalım. Benim vassal, şey vassal demişim. Benim çocuk çok kötü olduğu için indireceğim. Evet. Şu mantık çok saçma. Para al. Sonra dolandırıcılık yap. Geri al toprakları. İnanılmaz saçma mekanik. Hemen bir tane Trade Center Hayır'ı öldürmemişim. Bir sebep daha geldi değil mi benim önüme? Çok daha büyük bir sebep bu. Güle güle. Kore'deki Trade Center'ın birini geliştireceğim. Biz burayı niye state yapmamışız? En önemli yerlerden birisi halbuki. Bakalım başka var mı büyük? Var. Kuzey Kore'yi de yapmamışız. Burayı niye yapmamışız? Evet, şimdi bayağı bir şey kazanıyoruz. Ama government kapasitenin canını okudu galiba. Government kapasite. Evet biraz. Hemen state'lerimizi burada trade portlarımızı ikileyelim. İkilemek önemli. Burada ikilemediğimiz var mı? Var. Şurayı ikile. Hemen ticaretten artışı zaten göreceksiniz. Bakın 32 tokat kazanıyoruz. Bakalım birazdan ne kadar kazanacağız. Buradan hangisi? Hangi limanı geliştirsek? Worldport olmayı hak eden bence en iyi, en yakın aday bu. Local Trade Power vereceği için. Bu bayağı kazandıracaktır. 32 kazanıyorduk. Trade Center'ları geliştirdik. Bakalım. Kaç? 34. Şey yüzünden aktaramadığımız için. Ama aktaracağız. Merkantilizm de lazım. Artacak. Daha iyi artacak. Birazcık daha ticari güç lazım. Ve Çin'den burayı koparmak lazım. Büyük gemi basmama gerektiren bir durum kalmadı gibi ama yani biz bayağı büyük gemiyi yemişiz bu arada ya. Bayağı büyük gemi yakmışız. 8 tane falan kalmış. Az. Çağ bonusundan ne alacağız? Vaskor hani farklı dinlere olanı alabiliriz. Enstitü yayılımını alabiliriz.
Enstitü bize yayılmıyor. Hiçbir anlamı yok. Yakın bile değil. Cheap trade power, hayır. En mantıklısı bu çağ için, bizim için bu. Daha çok para, daha çok şey. Daha az barış süresi, ateşkes süresi. Mesela Manchu'dan alacağımız devasa topraklar bizim Vassal'ı uçuracak. Evet. Ben buna her türlü oyunu veririm. Çok güzel bir yer geldi. Oyunda böyle güzel hayırlar bulmak kolay değil. Hiç kolay değil. 6-5-6. Çok iyi. Bizim şimdi sadece amacımız belirli trade nodunu ele geçirmek. Yani şu banking ticaret nodunu biz alacağız. Şurayı biz alacağız. Geri kalanını Asya'da stepte olduğu için bizim bu tavşana vereceğim. Ve bu Horde bir devlet. Unutmayın, Horde olduğu için süvari basmaya daha meyilli bu çocuk. Ve Horde devletlerinin alayını kullanabilirsiniz savaşta. Her zaman güvenebilirsiniz. Güçlü bir Horde vasalınız olursa Kırım Horde muydu lan? O yani güçlü bir şey olursa neden onu? Güçlü bir vasalınız olursa her zaman rahat edersiniz. Evet, arkadaşa girelim. Geliyorum. Yani Reconquest'ten de girebilirim. Hiç fark etmez. Alayından da girelim. Ama Reconquest'ten girelim. Oyrat gelmeyecekmiş. 20 bin, 20 kaç? 44 bin ordusu var. Klasik Horde işte. Gel bakalım. Bir tane komutan lazım bana ve kralın da artık çok yaşamaması lazım. Kötü. Çok kötü. Yani gerçekten çok güzel komutanlarım geldi. Horde bir devlet. Eğer mantığına gidiyorsa o Horde pek kendine saygısı yoktur. Bakın şimdi. Horde bir devletle kapışmanın birinci altın kuralını söylüyorum size. Her zaman için mantığında yakalayın onu. Bütün ordu şurada kalsın. Şu kaleye sıkacağım hatta. Puanım var mı? Yok. 30 bin, 30 binde kazanabiliriz. Onun için gemilerim lazım. Bir saniye. Altın kural her zaman için mantığında yakalaydı. Unutmayın. Bakın eşit. Neredeyse eşit. Bir Horde devlet için hatta çok az bir rakam. Hemen buraya geleceğiz. Allah kahretsin. Kaçırabilir. Av 20 bin ordu getirmiş. Getirsin. Biz de takviye atacağız. Ne dedik? Horde bir devlette savaşmanın altın kuralı mantığında yakalamaktır. 4x alır mısın? Göremiyorum hiçbir şey. Monopoly giriyor. Evet. Kaçırdı ama sıkıntı da değil. Yakalayabiliriz. Ayrık çünkü. Burası da mantın. Mantın da olması yeterli. Easy. Mantın da eksi 3'te girdim. Farkındayım, hatamı çok büyük farkındayım ama Horde burada %25 şey debuff yiyor. Tabii biz de eksi 3 zar atıyoruz. Bu benim için rezalet bir girişti. Gerçekten beni yok edebilir. Eksi 3 yemek her zaman iyi bir şey değil. Nehir geçişi yedik artı araziden eksi 2 yedik ama Horde bir devlet olduğu için şok olmadığı, yani şokta bile vuramayacaktır. Bakın. Gayet başarılı. Yani bir horda dağda kafa atmak çok mantıksız değil. Süvari gücünü azsa yeteri kadar kullanamaz çünkü. Göstermek için girdim, öyle her zaman da atlamayın daha. Aman diyeyim. Bir de nehir geçişi yedik eksi 3. Zaten daha kötüsü eksi 4 bildiğiniz gibi. Hem mantına gireceksin, Sicilya düşünün. Hem de naval'dan, yani nehir geçişi yapacaksın. Şey, deniz geçişi yapacaksın. Onun bir tık kötüsü o zaten. Ya biz bu Horde devletten korkmamız gereken hiçbir durum yok. 85 bin manpower'ımız var. Bu manpower'la biz bunu yani dinlene dinleneyiz herhalde. Kuş atıyor. Takılıyor yani. Burada 5 asker var. 4'ü topçu. Topçuların alayını yukarıya yollayacağım. Seç hangisinde var? İkisinde de var bir şey. EQ bekliyorum. Ne yapacak? Görmek istiyorum. Beni bir savaşta wipe bile atabilir. Doğru pozisyonda Horde wipe atabilir dostlar. Yani Absol'da kasabilirim. Stability Cost Modifier olmaz. Army Decay bizim buff'ımız vardı sanki be. Var mıydı? Idealar'da. Yok. O zaman kullanmaya gerek yok. Army Decay'i. Onun yerine Production'a gidebiliriz. Production ülkesi olabiliriz. Parlamentoyu zaten geçmeyi hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. Yeni rev mekaniğinden dolayı.
Saçma geliyor bana. Eğer şansa kaza bitiremezse ben onu bitirirdim de. Piyade biraz ağırlıklı Horde Devlet. Claimlerimizi kaybetmiş, sorun yok. Eğer es kaza burada bir eksi yedirtebilirsem Horde'un yok olduğuna şahit olacaksınız. Bakın. 7 hem eksi 7 hem Horde'dan %25 çok hasar kaybetti. Ben burada bu Horde devletini wipe yakında. Hem Horde hem eksi yerse ne olur? Çok şey olur. Güçlü. Çok güçlü. Evet, tamam. Manchu ile öyle birebir öyle her zaman atılmaz. Gerçekten tehlikeli bir çar yani kendisi. Artık Karpuz Siege'e biraz yöneleceğiz. Çok fazla karşımıza ordu getiremez ama getirirse de canımıza da okuyabilir. O işler biraz şans işi. Ne kadar gemisi var? Büyük gemisi sayısı çok az ve büyük gemiler buradaymış, bir saniye. Benim bu trade'lerin de buraya gelmesi lazım. Bütün gemilerini dövmek istiyorsam bekleyeceğim. Aynen. Dövdük. Diğer ordu da buraya gelsin. Carpet Siege ile ilerleyeceğim. Arkam her zaman tutulu bir şekilde. Artık düzlükte de karşılaşabilirim. Ekonomisi patlıyor çünkü. Yağma yapamadığı için. Raid yapamazsa Horde Devlet her zaman çökmeye meyilli. Construction Cost gelmiş krala. İyi. Çok iyi. Artık biraz yaklaşıyorum. Capitol Siege'leyeceğiz çünkü. Ha yok. Bir saniye. Şuraya gel bakayım. Şurada bir savaşacağız. Tekrardan aynı dağda savaşacakmışız. Emren? Ya hayır. Benimle dalga geçiyor herhal. Bir saniye. Böyle. Evet, şeyi alabiliriz. Admin puanı harcayamayız. Hayır, admin olmaz. Admin sonraki iş. Ben kaleye oturabilir miyim? Yok, oturmayacağım. Ben de oynuyor. Ben de onunla oynuyorum. Arkadan reinforce atarız şuna. Kaç mı? Yakaladık. Evet, kötü zar attı ve direkt wipe attım. Horde ordusuna bunu yapmanızın tek yolu, wipe atmanızın tek yolu ancak ve ancak dağda yüksek manevralı bir komutanla oluyor. Fire var mı? Hayır. Şoku var mı? Hayır. Ama manevrası var. Ondan daha yüksek bir manevrası var. Bakın adamın şok komutanı var. Çünkü şok etabına daha geçemeden wipe ediyor. 3 gün falan sürdü herhalde. Ordun iki ordusu varsa birini yok ettiyseniz zaten gene iflas. Karşımızdaki en güçlü ikinci Horde devleti. İlki Oyrat. Özel birim olarak banner olarak bu daha güçlü. Onu da söyleyeyim. Banner birimleri yeniçerilerle hatta yeniçerilerden de üstün ya. Sayıya ve deve oranla basıldığı için daha güçlü. Banner infantry'ler. Hiç kötü şeyler değil, ünlüler değil. Kovalayacağım. Niye kovalamayayım? Bak 24K vurdum, eğer bunda kapışırsa beni burada maymun eder. Onu da söyleyelim. O da öyle bir anekdottu. Config diye de bir üzerine. Şimdi düz alanda kapışacağız. Çok evrası geldiği anda üstün Horde becerilerini kullanacak. Bakın. Gördüğünüz gibi. Ama Fire'e geçince de biz eşitliği sağlayacağız. Fire'da biz daha böyle dengeliyken Shock'ta onun eline su dökemeyiz. Horde çünkü. At binen insanlarla düzlükte karşılaşma. O neymiş öyle ya? Tamam, o otursun. Diğer orada şöyle dolansın bakalım. Geniş alsın. Bir gözüm bunda. Kaleyi kapatırsam ordusu wipe yiyebilir. Bekliyorum o yüzden. Her iki yerde bana uyar ama buradaki mantın Ford'u kırılmalı. 22.000 ordusu bana rakip değil. Bu kale eğer kırılır ise buradan asker kaydıramayacaktır. Wipe yiyecektir. Kırılmadı şansına. Güzel şans hocam.
Ben olsam 3 defa kırılmıştı o kale. %7'deyken. Güzel. Bir de kapı dönüşü işleriz efendi efendi. Mancu'dan bu sefer çok şeyini alacağım. Öyle ufak bir peace anlaşması olmayacak bu. Koloni listelerime bakıyorum. Ortada bir şey yok. İyi. Donanmasını tekrardan biraz üzdük. Ordu birleşsin. Dur. Hayır, hayır. Hah, güzel. Tam istediğim şey oldu. Benim 16 yaşındaki Shogunes kraliçem başa geçti. Ve 5-6-5 kendileri süper. Kendileri her zaman bizim için değerli olacaktır. Mantın yine girmek büyük sakat bir hareket olur. Ama şok demecinden korkmayacağım için savaşabilirim. Güçlüyüm. Bekliyorum ama. Daha elverişli bir konuma geçmesini bekliyorum. Kovalıyorum. Kovalıyorum. Öyle hemen girmiyorum. Bekliyorum. Analiz ediyorum. Ordusuna kadar. Nerede? Ne yapar? Yakalayabilsem tek yakalayacağım. Düzlük arazi. Bir ordumu stepte denemek istiyorum. Bakalım ne kadar başarılı olacak. Tabi bu sefer reinforce'layarak girmem lazım ama zaten o kadar da piyadeniz yokmuş. Gönder hep. Eksiyeceğiz nehir geçişi. Keşke gitmeseydim buradan. Saçma sapan bir yerden gittim. Eksi yiyebilirdik. Gördünüz mü Hort Devleti? Çok fazla piyade kaybı verdi bize. Düzlük abi. Düzlük. Düzlük de sakat bizim iş. Hayır. Ama hani ekonomisine doğrudan doğruya vurduğu için şimdi bir de kapitörüne gideceğim. Ekonomisine doğrudan doğruya vurduğu için nereye kaçıyorsun sen ya? Kapitöre mi? Aa, kapitöre girdi. İyi. Wipe atarız. Ben. Doğrudan doğruya ekonomisini mahvettiğim için bu savaşa en rahatıyla devam edebilirim. Ve ben buradaki bütün toprakları bizim bu çocuğa vereceğim. Onu da söyleyeyim. Hediye edebilirim yani. Sadece ben aşağı tarafı istiyorum. Buraya kırmayacağım. Puan israfı olur. Bu piece'den ne alacağız? Ben burayı alacağım. State by state olarak alacağım. Ve hangi trade modunda? Orayı almayacakmışım. Tamam. Orayı iptal et. Güzel. Benim alacağım anlaşma bu. Bizim Haxi adlı çocuğun alacağı anlaşma da bu olacak. Ya daha da çok. Ülkesini ikiye de bölebilirim aslında. Yukarılara boş ver be. Gel bakayım sen de horsun. Şöyle girebilirsin. Senle biz bir sınır olalım. Çok da çirkin olmasın görüntümüz. Şöyle olsun. Overextension şimdi dert etmeyin. Buraları çıkartın bakın. Biz sadece %7'lik bir overextension'dayız. Buraları vassal'a vereceğim. Hadi burayı da kendime alayım. Keyifli. Ama kapitülü alabiliyor muyum şöyle yaparsam? Alamıyorum. Şöyle alabilirim hocam. Gerek yok. Ben birazcık daha bir büyük lokma koparsam daha iyi bizim çocuktansa. Bizim çocuk da yararlanacak ama ben daha çok yararlanayım. Ben ona vereceğim toprakları geçireyim de sonra kendim elle vermek istemiyorum. Tolerance of True Fate her zaman için Mission Strange'den daha önemsemişimdir. Eğer büyük bir yeni dönüşüm yapmıyorsan. Kapitol'de düştüğüne göre. Kapitol'de ver bakalım. Gelip şu iki yere gidelim. Donanmasında bir posta daha taze döveceğiz. Kadırga burada efektif. İşlerini sayıyor burayı garip bir şekilde. Ama bütün donanması White Bay'de. Artık bir donanmaya sahip değil. Değil mi lan? Hemen buraya gitmem lazım. Bir ordunun. Çok da repair olmadan benim o donanmayı kovalamam lazım. Burayı bizim çocuğa vereceğiz dedik Haksi'ye. Burayı da Haksi'ye verecektik. Tamir ettirip ya. Bir tane de leader atamam lazım aslında. Kaşif işi atayalım. Çok repair'e ihtiyacı var donanmamızın ama onun da o kadar hızlı tamir edebileceğini düşünmüyorum. Hemen bir kuşatma yapalım. Bizden çok gemi çaldı. Korsan. Yok buraları Haksi'ye ver. Haksi'ye. Al bakalım. Donanmasını bir kere daha döversem
rahat edeceğim. Yani bir galley daha battı bizden ama galleye ihtiyacım olmadığını söylemiştim. Güzel. Daha değil. Bayağı rahat. Artık konuşabiliriz galiba Peace. Ben buraları alıyorum. Sana da bakayım bir oraları aynen. Şurası kim hangi state'e kalıyor? Bende. Tamam. Evet, genel olarak Peace'im budur. Kabul ediyorsundur sanırım. Koalisyon Asya'da dediğim gibi bakmanızı gerektiren bir şey yok. Gözünüzü kapatın, alın. Evet, Manchu öldü. Mongol'la ilişkim bozulacak gibi. Bozulsun, kendisi alsın. Araya Thrace gireceği için sıkıntı yok. Ona da döverim, onu da döverim. Artık bir donanmayı Hümayun tamir olsun. Mekkor yapalım. Evet, ticarete bayağı bir hükmediyoruz. 30K orduyu artık yeni dünyaya ışınlayacağım. Çin'le Thrace ne zaman bitiyor? Oyrat'la savaşta. Hemen savaşta olduğu için de patlama işaretleri var onda. Ne zaman bitecek bizim Thrace'ımız? Oo, çok kısa sürede sürdü be. İşte admin puanını teknolojide geri kalmamıza sebep olacak bizim. Sorun değil ama. Çin'i yiyip ticareti güvene alalım. Ticaretten deli dehşet bir para kazanıyoruz 30 dukat Over Extension'dayken. Daha da şey yapacağız, toplayacağız parayı. Şuna yarı topçusunu istiyorum. Aynen. 30 arka yapalım iki orduyu. Manpower el verdiğince savaşlar yapacağız. Hatta ben birazcık asker çıkartıp yeni dünyaya yeni askerler götürmek istiyorum. 2K asker çıksın, onu dizayn ederiz. Kapitol nerede? Nanjing'dir herhalde. Yok, burayı almış. Peki. Sağ olsun Çin 44 development'lık bir canavar verdi bize toprak olarak. Port olsam ne yağmalardım ben buraları. Ne? Üf. Teknolojide geri kalacağız. Söyledik onu. Dev Idea'dan daha önemli benim için. Ama ne basacağımı da nereye basacağımı da bilmiyorum. Böyle trade center'ların üçlük bir trade center'a basmam benim için verimli olacak ama üçlük bir trade center şu an elimde yok. Buraya da basmak istemiyorum. Bize mi özenmiş ne? Nereye çekebilir trade center olarak? Burayı alacağımız için 34. Dur bakayım. Kapitolüne basabilirim aslında için ya da buraya aynen. Buraya trade center yapıp buraya basabilirim aynen. O trade center'ı bağlayıp farmlands'a bir edit çakarız hemen basarız. İsyancı yaşayacakmışız. Kore'de bir dalgalanma var. Dalgalandım da duruldum ki isyancıları var. Ben şuran. Kore'ye bir 30K yollayalım. Şu isyancıları hemen dövelim. Hayır. Merchant kaybetmememiz gerekiyor. İsyancısını dövdün mü? Dövdüm. Taze dövdüm. İyi. Kore'deki büyük bir isyancı dalgası var. Kore'deki çıkacak olan son isyancı muhtemelen daha da çıkmaz. Çıkarsa da beni vursun. Prestij verin. Legitimizi de düşük olduğu için sıkıntı yaşıyoruz. Evet, bitirdik ve artık aksiyon başlasın. İspanyollar buraya geldiğinde farklı bir senaryoyla karşılaşacak efendim. İlk kolonimiz de yakında kurulacak. Evet, burada Koreli isyancılar dövülmüştür. Otonomi vereceğimiz kendi topraklarımız var mı? Şuraya bir otonomi çakılabilirdi. Yok, bakayım başka adacıklarda bir şey var mı? Yok. Tayvan adasına koloni şeyi kurulabilir. Naval Force Limit verdiği için. Buradan zaten yararlanamıyorum. Otonomiyi zaten. Güzel. Belki bakarsınız. Oo, bizim tüccarımız da eksilmiş. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sanki burada birisi benden ticari gücü almış gibi hissediyorum neyse. Trade Center burası. Hatta ben burada ticaret nodu olarak şuradaki alayını ekleyeyim zaten. Oh, iyi. Böyle bir lokal trade tower alalım da 3-5 bir sakal da çekelim yani. Arttırılmaz aslında da o trade node neyse. Savaşımızı açalım. Mandate of Haven'dan gireceğiz. Gelsin savaş sebebi. Evet, geldi. Mandate of Haven'dan giriyoruz.
Saçma sapan eleler almış kendine. Peku falan almış. Döveriz. Yok. Hiç düşünmeden açıyoruz. Atıyoruz kafayı. Çok da iyi bir komutanmışsın sen ya Fire'la. Admin puanını hala bekletiyorum. Overextension'dayım hala. Ama bir teknolojiyi artık alabilirim. Daha da alamayacağım. Çok geri kalacağım çünkü. İpteçi de alabilirim. Ondan sonra dev basacağız. Bir de askeri teç alıp geri kalan bütün puanı dev basacağım. Daha fazla teknoloji cezasını göze alamam çünkü. Gemilerim gelsin. Trade ship kullanmadığımız için birazcık şeyimiz az. Gelirimiz. Gemileri yok ettik. Bahtistancısıymış. Bu savaştan biz ne alacağız dostlar? Aşağıki ticarete büyüyeceğimizi söylemiştim zaten. Ne dedim? Gözünüz kapalı bir şekilde oynayacaksınız. Koalisyon yokmuşçasına bütün admin puana toprak alacağız. Böyle alırsanız bu arada şöyle bir overextension yersiniz. Ülke 2 günde katlayıp cebinize korlar. En basit tabiriyle. Trade Center'ları almamız lazım. Şöyle bir şey alırsak gene patlıyoruz. Biraz daha şuralardan feragat edeceğiz. Hatta biraz daha feragat edeceğiz. Birazcık daha. Burada canavar bir toprak var. Bu neymiş böyle ya? 34 dev. Çin sen bir harikasın. Burayı salarsak şöyle bir şey alırsak 95 400 puan istiyorsun. Bir de ben senin bütün paranı çekerim. Aldığım parayı da Trade Center basarım. İyi. Hemen yukarıyı işleyelim. Güzel Kapitol'ü düştü. Bizim çocuklar da Nanjing seçilmesine gidiyor. Bakın Hort bir devleti almamın ekmeğini ben her yerden yiyeceğim. Hort bir devlet. Güçlü bir devlettir. Ha, ilk kolonim tamamlandı. Ne koysak buranın adını? Japanese California. Olur. Kolonim hazırdır. Kolonime hemen birazcık gift atıyorum. Çocuk biraz nemelansın. İlk giftinizi atmak önemli. Bir kontektir. Neredesin gift? Heh. Atın bir 200'lük hatta çocuk takılsın yani. Bina falan bassın. Asker bassın. Koloni atsın. Onlamak her zaman için daha mantıklı ama. Onladıktan sonra gerçekten açılıyor. Meksika kolonisi bizi ileride geçeceği için orada 2 tane farklı koloni kurmayı düşünüyorum. Colonization. Ama geçemez ya. Gerçi Çin'e ile geçiyoruz canım. Dev'de uçtuk bile yani. 900 development'umuz var. Hiçbir şey yani. İyi olsun ki. Excellent. Nanjing düştü. Hemen şu isyancıyı da dövüşelim. Dövelim. Güzel. Taht isyancısı bu kovalayacağız bir tur. Hemen şu rebellerimize bir koşu git. Yo sen dur. Sen dur. Sen kaleye git. Diğeri gider. Şimdiden bile savaş hedefine ulaştık. Yani bu Mandate of Heaven savaş sebebi o kadar iyi bir savaş sebebi ki bize anlatamam. Güzel. Rebeli var dövelim. Rebellerini de dövüyorum. Kendisini de dövüyorum. Böyle olmak lazım. Önce rebelini sonra onu. Ki isyancı yiyip şey yapmasın. Parçalamasın. Ya bunları dövmesem de olur da siege'i kaldıracaklar. O yüzden puan gidecek. Burayı da bitirdik. Başka kale haritayı kaldırdım yukarı. Ya şu Ming'in ordusunu dövebilir misin ya? Saçma sapan dolanıyor. Wipe yemedi. Ha pardon yiyecek şimdi. O bayağı ordu getirmiş buraya. İlginç. Kalan Ajinasi ordusunu da getirdi. Şurası büyük bir şey. Kale mi burası? Yok hayır. Aa kaleymiş. Nereden anladın diyeceksiniz. Şey. Kale binasının resmi vardı. Bu şeyde. Yazmıyor ama şöyle kaldırınca. Gördüm. Gördüm. Profesör Ford ama ne kadar güzel ne kadar güzel. Polinezya ayrıya verdi. Yani Colonization'a sıkıntı. Dev basacak en son yer, son yer yani. Açma. Böyle. Güzel. Nereye gidebiliriz? Yukarı gidelim. Çin'i patlatma mission'ı en güzel şeyler de var. Ne oluyor lan? Biz. Ha yok tamam. Bizim siege'i mi kaldırır diyecektim de yok tamam. Evet. İstediğimi alabilirim. Bana verecek.
Elbette ki vereceğim. Aksiye buradan saçma sapan toprak verebilirim ama size buradan vassal da çıkartabilirim. Kumaleit edip şeyimi de alabilirim. Shove Strange de etmezsin. Mandate'i almayacaksınız. Mandate buranın en büyük cezası. Alıp da canınız yanmasın. Kötü girdik. Mantığına yine eksi 3 girdim. Benim huyum. Ama kazandık. Şu siege de bitsin. Bizim çocuk Devastation yapıyor. Kapitolünü rastgele seçiyor etrafı. Fort işte. Ne beklersin? Para vermeyi tercih ederim böyle durumlarda. Zaten esniyet olan dolandırıcılığı yapacağız şimdi. Heh, isyancısına döndük. Güzel. Carpathia Siege yapıp o kaldırır geri kalanını. Kontrollü. Elinizde böyle bir şey gibi düşünün bunu. Hamur. Yoğurup yoğurup tam istediğiniz yerde durana kadar şey yapacaksınız. Yoğuracaksınız. Güzel. Daha fazla ceza yemeyip dev basacağım şu ele geçirdiğim toprağa. Önce korlayacağım sonra dev basacağım. Evet, artık ne istiyorsan ben konuşabiliriz. Senin içinden bir ülke salmak istiyorum ben de saçma sapan bir ülke de olmasın ya da bilmiyorum. Şu mini salar mısın? Salak mı o? Aa, ben orayı alayım o zaman. Alacağım. Yani bitirebiliriz. War rap'ini alayım. Aslında transferini alsam daha iyiydi. War rap ver sen git hadi. Git git hadi. Daha. Direkt de paso bunu yapacağız yani. Mandate of Heaven'dan girip saçma sapan alacağız. Burada sınırımızda şeyimiz yok ama. Toprak bağlantımız yokmuş. Şuraya. Toprak geçişiymiş. O videodan alışkın olmam lazım da aslında. Burada ordu çıkartmıştık. Onu bir 20'leyelim bakalım. Çok bastım. Evet. 6 da topçu. 26 birlik yeter. Kalip ne bu? Ona. Buna claim atacağım ama. Kötü yere gelmişiz. Ne yalan söyleyeyim. Bunun sahibine claim atmamız lazım da. Dur. Ne sahibin kim? Sen misin bunun sahibi? Bu mu senin sahibin? Yoksa ikinizin de sahibi farklı mı? Şu mu ya? Ha. Bu. Buna claim atacağız. Fabricate claim atacağız. Neredesin? Yo, bunu atacağız. Ha. Tamam. Bunu atıp diğerine mi alacağız? Tamam. No CV de girer fark etmez. O biz overextension'da kalmışız. Benim çok erken davranmam sonucunda buraları daha korlamamışız. Ben korladığımızı düşünmüştüm. Yapacak bir şey yok. Overextension'da kalacağız bir süre. Tehlikeli, çok tehlikeli. Bu girdiğimiz overextension o kadar tehlikeli değil ama daha ben niye diplomatik edeyim ki? Daha tehlikeli overextension'lar da var. Bu o kadar değil ama. Girmemek gerek ama. Girmemek lazım. Banner Infantry'deydik zaten. Asyink'deydik zaten. Tamam. Tamam. Overextension %100'den sonra isyanlar artıyor. Çok artıyor. Dreadnought'ları geliştirmem lazım artık. Bakıyorum böyle. Hangisi gözüme güzel gelirse. Yani iyi olur aslında. Local Trade Power olduğu için. İyi iyi. Bayağı iyi. Ha, bakalım. Thermal. Buradan şu an az kazanıyoruz. Çünkü buraya yönlendirmiyoruz. Ama ticari geçişler olduğu için benim burayı daha fazla basmam lazım. Da buraya. Benim bir gemileri tamir etmem lazım. Çok paramız var. Çok. Bakın attığımız para sonucunda iki tane koloni çakmış. Bir tane de ben de size kolonisi atacağım. Hatta ben buna bir koloni şey para daha sıkayım. Ben gift yapayım. 1300 daha sıktım terakki yaptım sana. Su da isyancı yedik. Evet bu beklediğim bir isyancıydı.
Altında da isyan yemişiz. Yiyelim. Umarım disaster yemeden önce bitirebiliriz bu savaşı. Overextension disaster'ını. Hadi be. Yedin yedin. Yırttın yırttın. Yırttın. Vallahi yırttın. Göreyim bakayım. Vallahi yırttın. Hadi. Hadi. Ha gayret. Ha gayret. Yedin yedin. Yırttın. Bakayım. Yırttın yırttın. Dört province ama çok fazla dev var. 34, 21, 26 bunlar Hollanda devleri yani. Büyük toprak devleri. Oradan iyi. Burayı koruduktan sonra hemen şey yapacağız. State yapacağız. Ve governing capacity'ye bir bakmam lazım. Ne durumdayız? Fakat ne durumdayız? Çok kötü durumdayız. Ama burası state olabilecek en iyi yerlerden birisi olduğu için. Ve yapacağız. Çifte de koruyacağız. Ticaret bölgesi. Kalelerden birisi burada gereksiz oluyor artık bu kale. Şu kale de gereksiz. Bu kaleyi de yıkacağım. Bu da gereksiz. Hep gitsin. Bina gelecek buralar. Bina demişken birazcık bina sıkalım. Land force limit modifier yerine market place'lardan birkaç tane dikmek lazım. Production binalarından ne var? 2 tane 3 tane. Fabrikalardan böyle yüksek bir şey var mı? Var. Bir tane tık. Navy force limit. Tax. Onlardan da 3-5 bir at. Güzel. Gemilerimizi geliştirmemiz lazım. 1000 dukat gibi bir şey ayırmak istemiyorum şu an. Hayır. Trade ship'leri alabilir miyim? Mission var onlara. Nereyi? Hanzo'yu. Evet. Burada dolanalım. Buradaki ticari gücü aldık. Artık şurayı transfer edebilir miyiz lütfen? Evet, artık ticaretimiz oturdu belli başlı. Burada 30 dukat kazanmaya başladık. Daha az kazanıyoruz ama çözemedim. National Address istemiyorum, hayır. Buradan 20 gidiyor. 2 nasıl buradan çıkıyor onu da anlamış değilim. Trade Efficiency. Hah, aradım eleman buydu. Buyurun. Admin istiyorum, evet. 100 admin gitti. Buranın core'ları bittikten sonra Trade Center geliştirdiğimiz zaman buradan yiyeceğiz. Ve Farmlands'lardan birisinde dev basacağım. Ben burayı istiyordum aslında değil mi? Evet. Burayı alsam da iyiydi. Ama burayı da 40 dev yapabilirim. 40 dev yaparsam muhtemelen enstitü burada yayılacaktır. Devastation'ı var mı? Var. Destination kötü. Gördüğünüz gibi development cost veriyor. Çok bir şey gibi gelmese de gözünüze hatırı sayılır bir özelliği var. Ben direkt mine de girebilirim bu arada. İyi olmasın. Ama geliyor ona. Claim atıp da girebilirim. İkincilden. Ming savaşı bittikten sonra bekleterek ona girebilirim. Bizim bir claim'imiz vardı. Gerçekten gördün mü lan o şeyi? Değil mi? İnanılmaz. Tamam. Korumuz bitti. Korumuz bittiyse ticaretten daha fazla kazanırız herhalde, değil mi? 32. Yani. Trade center'ları geliştireceğiz. Tabii bir state yapacağız önce. Governing capacity açıyoruz. Penaltı yiyeceğiz. Şöyle bir penaltısı var. Governing capacity'nin. Neredesin sen? Yedik biz o penaltıyı da. Şöyle. Artınca gösteririm. Buralar ikinci korunu atmamız lazım. Koru old. Şimdi gösterebilirim. Şöyle. Yüzdelik olarak Advisor, Stability Cost Modifier, Improve ve Core Creation ve Aggressiflik. Tabi bu ne kadar geçerseniz o kadar artıyor. Bunu dengelemenin en basit yolu reform progress'lardan. Ne kadar reform progress'ınız varsa tıklayarak bunu atabilirsiniz. Tabi ileride ceza yiyeceksiniz. Expand administration cost. Nasıl yani? Ne bu? Buna mı? Yo. Bir şeye de buff verdi ama neye?
Moral of the Army elemanını alalım. Paramızı puana çevirip burayı korlama maliyetine hemen bir bakalım. Destination'ı silecek elbette ilk seferinde. Development'dan 105 çok. 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 Kaç veriyor ama? Kaç? 5 veriyor. Yok hiç gerek yok. Onun yerine Kyoto ya da benzeri bir mesela buraya basabilirim. Hem de buraya adam etmiş olurum. Buradaki train center hemen buraya protect rate'i local development cost'a çevireceğiz. Üçledikten sonra bayağı bir indirimle basacağız. Yani fullleyeceğiz bunu. Artana kadar yapacağız bu işte. Gelmiştir diye tahmin ediyorum. Aynen. Hatta fazla bile geçmiştir de biz gene de fullleyelim dedim. Matbaa da yürüdü artık. Tüm puanımızı gömdük. Ve çok Change of New Year. Ve çok büyük bir trade center aldık aslında buradan. Yani şey güçlü bir ticaret nodu aldık. Ve onu 40 yaparak oraya daha fazla bina dikebilirim. Ticaretimizi doğrudan doğruya etkileyecektir bu. Dolaylı yoldan yani. Çin'i yok etmeden buradan verimli bir para kazanmamız pek mümkün değil. Mink hala buradan iyi topluyor. Ama Dining'in büyük ticaretinin canını okuduk. Direkt tak diye de buraya atmazsın aslında direkt. Kendi açımdan diyorum. Orduyu Humayun gelsin artık buraya. Claim atabiliriz. Promise kaldırıyor. İyi. Süper. Kalisko'ya niye atalım? Burada şey değişmiş. İktidar değişmiş. Ne anladım ben bu işten. Yemişler bu çocuğu. Şey böyle birazcık. Bu coğrafya böyle. Bak adam bağımsız falan kalmış. Vassal da olabilir de vassal istemiyorum ben bu coğrafyada. Kaybık etkileyim atarak çat çat diye vuracağım. Doğrudan helallerini de çağıracağım. Ne kadar büyüyebilirsem o kadar iyi. Hiç düşünmeden ilk 5 toprağımı alıp ikinci kolonimi burada oluşturacağım. Bizim Kaliforniya'da iyice büyüsün. Ne bu? Corruption. Lokal. İstemiyorum. İndirin bu herifi. Production Efficiency 3 elemanını alamam. Bakamam yani. İyi. Artı 39 balanstayız. Süper. Yani gelir gider tablosuna. Ha, ben buna da atıyorum ama kolima yani onun da sınırımız yok. Önce şu dibindeki arkadaşı temizlemem lazım. Yemin ederim ölüyor mu? Au. Tamir etmeyi unutmuşuz. Lanet olsun. Kaliforniya'ya çabuk. Yemiyorsun değil mi ceza? Allah kahretsin. Abi ordunun da yarısı öldü. İnanılmaz. Savaştan sonra tamir etmemişim. Böyle hatalar olabilir. Böyle hatalar olabilir. İlk olmamak lazım. Şuraya geleceğim. Hemen donanmayı yenilemem lazım. 20'ye çıkart bunu. Biraz da Galley'e de bas. 10 tane de büyük gemimiz olsun. 15 tane. Evet, şimdi bunu bu limandan çıkartacağız. Project Bait. İnanılmaz ya. Çok becerikli bir şekilde bütün orduyu öldürttüm ya orada. Helal olsun bana. Şuna bak. Allah'tan topçulara bir şey olmadı. Neyse vassalımız koymaz bize onu da söyleyeyim. Vassalımız şey kolonicimiz bize ordu basacaktır. Telef ettik orduyu ya. 6 topçu kaç? 10 yaptı, 11 yaptık, 12 dur. 13 14 14 hala. 15, 16, 17, 18, yok, 19, 20. Güzel. Buradaki askerlerle hemen bunu takviye edeceğim. Hiç bir daha getirmeye uğraşmayacağım. Ve bu donanma biraz burada kalsın. Büyük gemilerimizin alayı telef oldu. Hocam tamirde edilmişlerdi sanki ya. Dayanamadı mı oradan buraya acaba? Belki de etmedim Çin Savaşı'ndan sonra. Etmemiş olma ihtimalim daha yüksek. Evet, orduyu Hümayun gelsin artık.
Flame atalım bu çocuğa. Zaman gelince. Daha. Bizi çağlar boyunca geri düşürmedi bu hareket. Sadece saçma sapan bir şey yaptık ve kendimizi sorguladık. 3-5 bir şey Dukat. Buraya gemileri yolla bakalım. Al bakalım şu çocuğu. Aynen. Topla orduyu. New leader dersek ceza yeriz. Şunu kullanacağım. Getirişim yok mu orada? İyi mi? İyi. Claim attım ve girdim sana. Taraskan'ı tabii ki de doğrudan çağıracağım. Verir misin kardeşim Colonial Nation'da? Emperyalistler geldi. Hoş geldi. Kale varmış burada. Çat diye kale oturduk. Güzel. Emperyalizm. Evet. Heh. Burayı birazcık daha topçu getirebilirdim de. 3'ten fazla fort görmeyeceğimiz için. Çat diye düşecektir alayı. Armored Edition her zaman tercihim. Ama Prof'luk da geliyordu ki biz Prof'lukta kastık biraz. Keşke Prof'luk alsaydık. Olsun. Savaştan üçlük alacağım ya da hepsini alsam bile en fazla şey 3 toprak tutacağım. Yani, pardon 5 toprak koruyacağım. Bu koloni bitiyor. 4 toprak koruyacağım o yüzden. Biraz puandan tasarruf yapalım. Kolima'dan önce Kolima'yı çıkartacağım savaştan. Eksi yemeyecektir. Denize açılmadığı için ülke buradan ceza yemeyiz. Güzel. Aksi ile evleneyim mi? Evleneyim. Ay Mongol bu. Mongol olmaz. Bize Mongol'dan kız çıkmaz. Sen nesin? Kolima. Kolima seni ben doğrudan savaşa çağırmıştım galiba. Evet, çağırmış. Buranın alayından koalisyon yiyecekmişiz. Yiyelim. Ya bunların alayı gelse bana koalisyon kuramaz. Ne güzel. Polonezyalılar. Hatırlatın da şunları bir kültür shift yapayım. Ya da toprağa bilmiyorum ne yapsak. Altın madeni varmış burada. Baksan. Altın madenleri aynen az önce gördüğünüz gibi. Treat Guards'lara bakalım. Burada altın madeni var. Evet. Altın madeninden geliyor. Efsanevi altın madenini topladıktan sonra ekonominiz uçuyor. Şurayı ele geçireyim ben. Benim koloni seçiliyorlar da hiç önemli değil. Hiç. Umurumda değil. Totalde 5 nation indireceğim. Şunu değil de koluma kumar. Kumardan bir şey almayacağım ya. Ama benim bu kolemin güçlü çıkması lazım bu savaştan. Güçlü durması lazım. Ne bu? Ne işin ha? Merkantilizm mi? İyi. Merkantilizme her zaman evet derim. Şurayı bir halledebilirsek. Teknoloji de çok geriler ya. Bu ülkelere girerken gerçekten üzülüyorum. Benim bir tane şu herife ihtiyacım var. Bu nation'lardan uçarak gitmesi için. Teknolojiyi benimseyeceğiz. Biraz daha yayılsın. Paramız var. Hazırda bekletmiştik. Ha bu kaleye otur. Bundan bir şey almayacağım o yüzden buna gerek yok. Şimdi etrafına bir settler istiyor musun diyor. Hemen yanına bir Colonial kuracaktır direkt çat diye. Evet buraya. 200'lük koydu. Kursun. Ceza yiyoruz biraz ama zaten burası bitmek üzereydi. Ya da burayı direkt bitirebilirim. Şuraya da alalım. Peace atacağız. Manpower'ım artık hiç azalmayacak. 105k manpower çok büyük bir manpower. Kumarla araya birazcık trust koyacağım. Parasını çekeceğim. Çünkü Colonial Nation çıkartacağız. Var güle güle. Sen gel bakalım.
Şu arkadaştan şeyi çekeceğim bu arada. Toplayacağım. Hiç gerek yok. Kolonimiz bitti. Bak. Bundan toprak alacağım. Bir tane. Bundan nereye alacağız? Hemen söyleyeyim. Bu adayı alacağız ki etrafa daha hızlı yayılalım. Bir de para alıp yine tras koyacağım araya. Toprak da alabilirim sanki. Ha. Ben senden baya bir şey alayım. Ben seni alayım ya. Alıyorum o zaman. Ha. Gel bak. İkincil değil ya. O yüzden istediğim gibi alabilirim. İkincil misin? Ha, yok, ikinci değilmiş. İkincil olmadığı için canını alacağım. Savaştan çıkmam diyor inatla. Allah Allah. İyi misin oğlum? Tamamen bir siege diyecekmişiz. Yapalım. Artık kabul edecek misin? Hayır, etmem diyor. Bana ne yok olmam diyor. Peki. Hayır, Hayır'im ölmemeli ya. Hem de Hayır o kadar iyi değildi galiba. Evet, Hayır o kadar iyi değil. Yani. Öldü. Yapacak bir şey yok. Toprağı bol olsun. Evet, senden artık her şeyini alabilirim. Savaştan atacağım seni ama düşüneyim, attım gitti. Oryx'e girmemeye özen göstermek istiyorum ama girebiliriz canım. Bir bakmam lazım ama Oryx tablosuna. 43. Kalisto'dan ne kadar gelecek? 24. Yetiyor. İyi. Agresiflik birazcık abartılı bir şekilde olacak ama bu nation'lar beni tanımadığı için sıkıntı olmayacak. Yanından bir ülke siliyorum ama beni tanımıyor. Seni de aldım. Oryx'e tekrardan bakacağım. 79 üzücü bir kıvama getirdik Oryx'ten şuna. Ben hemen burada 4 toprak en ucuzundan korlamam lazım. Seni korlayacağım. Aynen seni. Şunu korlayalım. En ucuz devli toprakları korlayalım ki buradan kolonel yeşil çıksın, kendisi korlasın. Bir daha biz korlayarak puan harcamayalım. Bitsin şu da. Yani tam ucunda kalacak Overextension ama yapacak bir şey yok. Güzel girdik Meksika'ya. En ucuzları yani o 20, 30 hiç fark etmez. Burayı korlama. Abi 3 devli yeri de korla bakalım. 36 ay sonra ilk kolonimiz hayırlı olsun diyelim o zaman. Burada isyanlar çıkacak. Bir ordu full burada kalacak uzun bir süre. Kendi kendini döndürene kadar burada kalacak. Enstitüyü de benimseyip gidelim. Burada protect trade'e çevireceğim. Ama önce bir dev daha basacağım. 40 dev yapacağım. Hazır aklımdayken. Yap. Niye 40 dev yapıyorum? Fabrika yeri için. Enstitü yayılımı? Hayır. Local unrest yerim ya. Sıkıntı yok. Alayım da bitireyim şunu. Dedim hala. Kyoto'da var. Burada var. Bitmesi lazımdı. Yayılım almayacağım. Protectorate'e tekrardan geçeceğim. Güzel. Overex'teyiz ama hiç sorun yok. Improve Religions, Global Tarif, hayır. Colony Range, hayır. Hayır, Improve Religions değil. Tamam sen gel. 3-5 bir isyancı yiyeceğiz. Allah'ın emri. İyi falan. Girsinler. Kesersin. Stop. Overex'teyken asla stop almayın. Yemeyin. 36 ay bekleyeceğiz. O stability'yi ben seviyorum. Disaster'a girdik ama. Unrest'leri kesince konflikt bitecektir. Panik yapmaya gerek yok. Advisor'lara da şey dayanmıyor. Manchu öldü. Manchu öldüyse Manchu'ya da bir girmek lazım değil mi? Biz savaşı açalım. Ya da açmayalım önce. Önce biraz bekleyelim, bir isyancıları keselim. Manchu şey yapmayacaktır. Şey, Mongol hala bizi salmadığı için koalisyona girecek fırsatı yok. Biraz beklesin. Sion'a da bir isyancı çıktı. Önce bir isyancılar kesin, şu koloni oluşsun, ondan sonra Manchu'ya gireceğim. Abi stability nedir ya?
kadar sıvı. Hiç hayır alamet değil. Adacıklara birazcık daha genişleme. Polinezya adalarını kesmek lazım. Evet biliyorum ama. Nefret ediyorum ya. Trade Center yapacağım için. Evet size bahsettiğim o çok güzel olay buydu bu arada. Çok iyidir. Çok iyidir. O event'e tıklamakla da hata yaptım. Yapacak bir şey yok. Overexen çıkacağız direkt. Zaten durmayacağız. Durmaya niyetimiz yok. %103'te yakalandık. Yakalandık yapacak bir şey yok. Ya bütün isyancılar kesecek. Maksimum kuvvete sahibiz. Paşam. Ha bizim donanma mı geliyor? Gelsin. Armored Edition 30 mu? 30 şey isterim. Yok. Gemiler gerçek... Kral mı öldü lan? Yok, kraliçe geldi. Gemiler gerçekten... gemilerde bir sakatlık var bu arada. Pet cezasını yiyeceğim ama önce bir admin devini harcayalım. Cezayı şey yapmayalım. Penaltısını al bakalım. Tüm teknolojileri atlayalım şöyle. Oh, güzel oldu, keyifli oldu. Evet, bayağı iyi isyancılar yiyoruz. Burada da isyancıydık. Bu kadar hızlı yemeği beklemiyordum tabii. Çoğu ülke için tekli. Ship lost diyor ya. İnanılmaz ya. Gemiler buraya gelene kadar nasıl telef olabilirsiniz ya? Oradaki isyancıya yenildik. Evet, tehlikeli bir boyuta ulaştı isyancı sonunda. Tebrik ederim. Bundan yırtmam lazım. Gemiye atla. Gel şuraya. Allah için gel şuraya. Sen de gel. Ben kendimi İngiltere zannediyorum. O yüzden olabilir mi? Evet, o yüzden. Tamam. Bir daha oradan buraya, buradan oraya gemi transferi yapmayacağız. Belli oldu. İsyancı da toparlansın. Bir daha gemi transferi yapmayacağız. Orada gemi kullanmama gerektiren hiçbir durum yok. Bir daha oraya gemi gitmeyecek. Gelemeden öldü çoğu. Kaç gemi geldi belki de hiçbiri gelemedi. Garip, çok garip. Şu ordu Koreli lisansı da gelsin. Hafife alıyorum ya, çok hafife alıyorum. O kadar çok ship lost dedi ki. Bir gemi dönüyor. Sen de bat lan. Gemileri bufflamadığım için olmuş olabilir. Mesafe de çok uzak. Tamam, akıllandık. Zaten o kadar gemi de yoktu. 14 gemi mi ne vardı? Biliyorum daha fazla var. Aman. Gördük, eğlendik, güldük, geçtik. Bir daha yapmayız. Separatist isyancısı en sevdiğim. Adada çıkması hoş oldu ama ufak bir isyancı. Oraya gideriz. Overextension'ı bitirecek olayımız çok kısa sürede bitecek. Colonial Nation oluşacağı için. Ya ben abarttım ya. Bırak tek toprak yaşasın ada adam işte. Niye alıyorsun ki? Her toprakta isyan çıkacak ama hepsinde çıkacak. Çık lan, çıkmazsan canını okuyayım seni. Mission'ımız ne var? Merchant veriyor. Endgame'e kadar. Ay çok iyisin. Buradan ticaret dızlamaya başlayalım mı? Ha. İyi olmaz. Koreli isyancısını takipte kalacağım şimdi. Evet, yerli isyancılarını dövdük en azından. O da bir ilerleme. Koreli isyancısı ne durumda? Kore'nin ilki bitti. Güzel. Diğerini buraya yollayacağım. Ceza yemek istemiyorum. Bekleyeceğim. İsyancı bana gelsin. Ben isyancıya gitmek zorunda değilim. Bu isyancısı varmış. Nerede? Efe de Japon oynamamışım be. 30 tane gemiye çıkalım. Para var, huzur var. Felsefesi. Ama of, bekleteceğiz. Tıklamayacağız. Ayda anakarada da isyancı çıkmaya başladı. Başka isyancı yok en azından herhalde artık. Aynen. Başka da isyancı yemezmişiz. Mink çıkacakmış bir de. Tamam.
Ufak bir kontrolsüz büyüme nelere yol açtı? Nelere? 1 yağ, 2 yağ. Az önce %20'den yememiştik. Dedim belki insaflığa gelir de vermez de. Verdi valla. En sonunda adam gibi bir yere oturdu en azından. Şuraya geç. Şuraya gelecek herhalde. Bekliyorum nereye geleceğini. İki yerde tuttum. Ayuni isyancısı orada tehlikeli hareketler yapıyor. Infantry değişti orada. Böyle geliyor. Gel. Mandate of Heaven'dan ben sana gireceğim ama şimdi şöyle bir sıkıntı da oldu. Koalisyon tehlikesi oluştu. Bu fırsattan istifade. Ama bu ikisi... Bilmiyorum ya. Biraz kötü oynadık burayı. Bilmiyorum. Zayıf değiliz. Hala da çok güçlüyüz. Bölgenin en güçlü devletiyiz ama işte. Overextension'dan yırttığım anda bitecek bütün mevzu. Colonial Nation'ların en nefret ettiğim yönü bu. Bitmek üzere ama. Bir isyancı daha çıktı, Ming isyancısı. Bitti şu. Ming koalisyona girecek durumda değil. O kadar daha kendine güvenemiyor. İyi tarafından bakalım. İyi bir tarafı yok. ama bir daha böyle bir şey yaşamayacağız. Colonial Mexico'yu oluşturup da videoyu bitirelim bu arada. Herkese ilişki geliştirmeyi tercih ediyorum. Diplomatik kasus bellidense. Buradaki sancıları yırttık. Güzel. Teç, admin teç, oldu. Güzel. Hiç isyancımız kaldı mı? Şurada bir isyancımız kalmış. Onu da hallederiz. Şuraya gelin. Korlarım geliyor. Süpersin. Bir tane daha kor geldiği zaman Overextension haritası baştan aşağı kaybolacak. 3 kor. Garanti olsun diye bunu da korladım. Şey, bir tane daha toprak korladım. Haydi lütfen. Kurtar beni. Yardım et, yardım et, yardım et. Oluşacak şimdi ilk kolonimiz. Ve Overextension'ın alayı dağılacak. Konfliktler de bitecek. Dokuz gemi diğer de gelsin şuraya. Meksiko. O bütün Overextension'ımızı yedik. Overextension kalmadı. Bütün topraklar Colonial Mexico'ya geçti ve isyancı yaşayacak gene tabii ki de. Sıkıntı yok. Ne alabiliriz buradan? Trade power almak daha mantıklı. Daha fazla ticaret gemisi basarız. Nereye gitti isyancı? Oralara aptal aptal otonomiler verecek, bir saniye. Güzel. Bir de stop at. Population tax. Population. Ne kadar hızlı o kadar iyi. Kili otonomi verdiler yala. Yanına çık. Evet, stop alabilir miyim? Niye lan? Religious Unity'den dolayı. Gifts. Tamam, stability'yi de arttırdık. Çat. Her şeyi den yırttık. Bu isyanız çıkacak mı? Çıktı. Bir o eksikti. Şuradaki yere de gitsin gemilerimiz. Dini dönüşümler yapacağız mı? Shinto dinini dünyaya yayabiliriz ya. Şey yapabilirim. Shinto'ya şey Religions Ideas çıkıp Shinto dinini gerçekten yargı dağıtmak için kullanabilirim. Ve Ming'e tekrardan gireceğiz. Ordu sayısı bizden tabii ki de az. Mandate of Haven'dan gireceğiz yine. Mongol gelirim diyor. Gelsin benim yerime askerlerini şey yapsın. Savaşçısı. Evet, savaşı gene bir Çin savaşıyla bitirelim. Save'ı.
Bakayım var mı şu an. Yok. Bu sefer daha güçlü bir Çin var. Ama ne kadar güçlü olursa olsun biz üstünüz. Evet olsa. Son idea olarak da dördüncü idea'da ya Religions gideceğim ya da gitmem lazım. Trade, Maritime olmaz. Trade olabilir. Ya trade gideceğim tamamen dominant bir ekonomi için ya da naval olmaz. Quantitative defensive. Askeri idea'ya gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Ya humanist gideceğiz ya da religions gideceğiz. Religions daha iyi bir idea olabilir. Çünkü can sıkmaya başladılar birazcık. Kraklardan özellikle can sıkmaya başladı. Yani. Aslında asimilasyon için şunu almak çok mantıklıymış. Ben yeni DLC'yi hiç oynamamıştım ama. Kullanabileceğim bir şey var mı? Bakıyoruz. Tamam. Yok. Yani şu natif asimilasyonu hiç fena bir tercih değil. Onun dışında yok. Sizde bir şey var mı? Yok. Hayır. Tamam. Bitirelim dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki serimizde, serimizde oyuna devam ettiğimiz zaman Çin'in artık geri kalan topraklarını da ele geçireceğiz ve 1119 development olmuşuz. Daha şimdiden Çin'in geniş topraklarına yayılacağız. Ming tamamen patlayacak. Hayalindeki şeyi zaten söylemiştim size. Stabil bir ekonomi oynayıp geniş Çin topraklarını ele geçirip Malaya da dahil çok büyük bir güçle şeye de saldıracağız. Bu kolonilerimizi yapacağız. Yani Pasifik'i bizim kendi özel gölümüz haline getireceğiz efendim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.